Seni çok beğenmiştim ama yani. Güzel tipleme. Senin oynadığın tipleme değil. Bence karakter de o. Hani biz çünkü şöyle bir şey. Tamam tipleme karakter şimdi kitapta yazan açılımına girmek istemiyorum. Yani bu tiptir, bu karakterdir. O açılımına girmek istemiyorum. Ben Cihangir Hoca'nın bize öğrettiği açılımla şey yapıyorum. Kitaptakileri çok da salt takmıyorum. Sen arkadan geç, sadece yürüyen bir adam da olabilirsin. Ama sen bir karakter oynarsın orada. Kimse bilmeden bile. Evet. Seyirci ister. Şimdi sen o oyunculukta onu hissettirmiştin. Mesela diğer oynadı mesela Dila Hanım olsun ötekiler 10 tane rol sayarım. Onlar belki roldü senaryoya bakıldığında. Ama bence benim için bu benim görüşüm ne bu arada genel görüş. Oyuncu bence çok özel bir şeydi. Benim için öyleydi bilmiyorum. Sizin de özel Dila Hanım'ın ayrı bir özelliği var. Adana'ya bir geri dönüş hikayesi benim için. Okul Ya sonrası her için ya Adana'nın şey cefasını gitmiştik. Sefasında Dila Hanım sayesinde sürdük bir sezon orada. Karakter oynadım. Hem duygusal, dramatik bir karakterdi. Hem aşk hikayesi vardı. Kendimi bulduğum, tanıdığım ve Necip Memili ile karşılıklı oynadığım bir işti. Ondan iyi bir koçluk gördüm orada. Bana teknik öğretti. Nasıl Caner Cindoruk konservatuvar hazırlık sürecimde bana abilik, koçluk, hocalık yaptıysa Necip Memili de Dila Hanım da bayağı kamera önüyle ilgili, arkasıyla ilgili bana koçluk yaptı, destek oldu, sahip çıktı. İkisine de buradan Caner sevgiler. abi. Evet onları anmadan olmaz şimdi. Hele ki Adana'ya çok insana örnek olmuş. Hani hiçbir şey olmasa bile ben bir gün hatta fotoğraf paylaşmıştım. 12 yıl önce çekilmiş fotoğraf. Onlar uçurtmanın kuyruğu oynarken dekorlarına tiyatroda biraz hani kulis ahlakı ile ilgili bir şeyler öğrenmem ama ağzımın da bozuk olmasının nedeni olan iki adamdan biri de bunları yazmış. Ama yani hiçbir şey yapmasa bile sadece bakarak bir şey görebileceğin Adana için çok önemli oyuncular. Gerçekten. Aynen öyle. Hele bir de senin yetiştirmeleri seni okula Evet. girmesi Sağ için de olsunlar yardım. hala da çıkıyorlar Onlar her konuda. destek oluyor. Bu adam sizi. You free. Goodbye. Okay. Ateş et lan! Goodbye! Aa! Ölmüş! You free! Okay? Goodbye! Lan oğlum adam dayt lan! Free, free, free. Okay. Goodbye. Filmde de rol aldık ki bence çok sağlam bir yapıt yani. Evet, Sıralamasını. gelmiş gitmiş en iyi kastlardan birisidir o iş. Seddülbahir 32 saat. Evet. Çanakkale'ye yakışır bir iş olmuştu. Hem efektler ve gerçekçilik bakımından hem de kast bakımından. Şampiyonlar Ligi'ydi yani. Biz de o ustaların arasında rol alabilme şansına nail olduk. Olsa Onur Bayraktar, sen, ben, Özgür Onur Damar, hani sınıfımız, arkadaşımız, canımız. Bir hatıra iş oldu aslında yani. Senin Evet, çok şanslı. performansın çok özeldi orada. Çok güzeldi. Cemal.
Evet, bizim bütün Çukurova tayfa orada iş yaptı. O zamanlar da bizim Uğur Ankara mezunu. Şimdi zamanlar Çukurova'da oynuyor ya Uğur. Evet. Ankaralıdır normalde. Orada o da vardı o işte. O da sonra gitti, şimdi Adana'da iş yapıyor. Oldu. Uğur O da Adana. Güneş. Uğur Güneş, Uğur evet. Güneş'i ben çok beğeniyordum önceden de. Çok fazla işi olmadığı dönemde de çok beğeniyordum. Bu çocuk bir yerlere gelecek inşallah diyordum. Yarattı. Hem ekrana yakışan bir yüzdü hem de performansı çok iyiydi. Urfalı oldu, Çanakkale'li oldu. Şimdi de Şimdi Adanalı. Adanalı oldu. Herkes sonunda Adana'ya olur. Ama Aynen. yine dönüp dolaşıp herkes Malatya'ya gelir. Yani. Bak sen bile bir tokatı Malatyalı'dan yedin önce. Yani Aynen. öyle. kardeşim, Malatyalıların bir lafı vardır. En zekimiz Cumhurbaşkanı oldu. Özal Bey'in önünden bahsediyoruz. İki Cumhurbaşkanı çıkarmış bir memleketiz. En aptalımıza gitti papayı vurdu. Mehmet Ali Ağacı. Biz böyle böyle bir memleket. En komiğiniz Kemal Sunal oldu. Evet. En Alman var. Ahmet Kaya oldu. Ahmet Kaya. Evet. Ahmet Aynen. Kaya. Ahmet Kaya işte kılıç. Abim her bölümün sonunda Ahmet Kaya'dan bir türkü okuyor. Biliyorsun. Bakalım sen ne isteyeceksin? Bakalım. Onu da göreceğiz. Burada şöyle bir hikayesi var. Onu da gireyim araya. İkisi de Malatyalı. İkisinin de doğum günü aynı Ahmet Kaya'yla. İkisi de askerliğini aynı yerde yaptılar. Böyle de bir tesadüfleri var. Sesleri de aynı. İlginç, böyle tesadüfleri ben tevafuk olarak görüyorum. Kesinlikle. O Settülvayı'yı da yönetmen çok iyi bir yönetmendi. Yani gerçekten dert işler yaptı. Adam yani cephenin içine o çekim yaptığı yerin içine sırtına kamerayı alıyordu, aşağıya iniyordu abi. Evet Ben evet. görmedim yani. Zaten görüntü yönetmenliğinden geliyor ve kurguya ve sinema efektlerine hakim bir kişi Yasin Uslu. Yasin Uslu. Evet. Biz Harika bir daha yönetmen. sonra da başka işlerde de çalıştık kendisiyle. Çok kıymetli bir adam. Harika. Sen gerçek O bomba kadar hikayesini anlat. canlı başta çalışıyor ki şimdi adam. Aşağı iniyor. Bizim bir tepki vermemiz lazım. Duruyoruz. Sete de daha yeni girmişiz. Yarım saat olmuş daha. Oraya da gerçekçi almak istiyor. Tam bizim toprağın arkasına gömülü yere gerçek zaten patlayıcılar kullanıyorlardı. Tam dibimize koymuş, söylemedi. Biz de böyle sarsılmayı oynayacağız zannediyoruz abi. Kendisi de indi ama aşağıya, şimdi oradan yırtıyor. Yukarıda değil yani. Abi bir patladılar, güm. Biz ağız burun çat çat siperin içine vurduk beşimizde. Kerem abi böyle abi. Bitmiştir. Merdiven. Yas hocam. Tamam. Set bitti abi, yarım saat. Ama o sahneyi alacağını aldı adam. Aynen öyle. Zaten 4-5 kamera ekibi aynı anda çalışıyordu. Prodüksiyon olarak da çok iyi bir prodüksiyondu. Onun yani şu an Türkiye'de yapılmış bence en iyi Çanakkale işi o. Açık Evet. konuşayım yani. Aynen öyle. Orada Onur'un kafasını nasıl vurmuştu ona hoca? Yasin Uslu hocamız bizi sipere dizdi. Dedi ki efekt olarak dedi paintball tabancasıyla biraz dedi sekme atacağım dedi. Biz kum torbalarının da siperde olduğu yerin alt kısmındaydık. Dedi ki ben kalkın diyeceğim. Kalkacaksınız, ateş edeceksiniz. Çökün diyeceğim, çökeceksiniz. Ben ateş edeceğim. Tamamen güvenli bir konu dedi. Ama önce de bir bunun provasını yaptık kayda girmeden önce. Kalkın, çökün diyor. Biz ateş ediyoruz. O bize ateş ediyor falan. Çökün. Kandırdım, kalkın. Çökün. Kandırdım, kalkın. Ama o paintball tabancasının attığı mermiler, o boya mermileri biraz tabii ki sert, tehlikeli bir şey. İsteyerek de yapmadı yani. O sekmeyi attı, çuvala çarpıp parçalanan o paintball tabancası mermisinin bir parçası dan diye bizim Onur Bayraktar'ın alnına geldi. Kalkın diyor, kalkıyoruz. Onur kalkmıyor. Çökün diyor, çöküyoruz. Bir daha kalkın diyor, bir daha kalkıyoruz. Onur yok. Sonra bir baktım Onur gazi olmuş. Gel. Bayram şehit düştü Ammar. Bayram da şehit düştü. Hadi içeri gel, yarana bakalım. Gerçekten galiba. Yatıyor. Neyse ki
sağlık önlemleri iyi bir şekilde alınmıştı. Birkaç ambulans bekliyordu herhangi bir kazaya karşın. Yok, çok da kaza yaşandı. Yani Çanakkale yaşandı ya filmde de bir de. Çok duygulandık. Gerçek real mekanlarda çekiyorduk. Gerçek kahramanların ruhuna dualar okundu. Biz duygulandık, gözyaşları döktük. Bombalar patladığında, süngü savaşları yapıldığında. Siyasi görüşün ne diye sorsalar Çanakkale derim. Daha da sağ sol davasına girmem ya. Bütün olduğumuz mükemmel bir hikayedir. Senin bütünlüğü her şeyden önemli ya. Aynen öyle. Orada, biz de orada şehit olduk. İşte yani ki o dönem ben daha işte askerden de kaçaktım. Ulan şehit oldum orada. Hala askere gel diyorlar. Çanakkale'de şehit oldum. Çanakkale'de savaşıyorum. Akşamını otelden beni alıp jandarma şeye götürdü. Senin öyle bir şey oldu evet. Ben o zaman sete daha gelmemiştim. Sen anlattın. Çanakkale askeri olarak savaşıyorsun. Akşamda seni askere götürdü. Çok komik bir şey. Jandarma götürdü otelden. Bir geceyi jandarmada geçirmiştim. Sana nöbet yazmışlar cephede. Öyle düşün. Karakol nöbeti. Olabilir. Bak program öyle bir, şimdi hesaplamadan başlıyoruz. Program öyle bir girdik ki ekranı kırarak zaten baştan girdim. Niye? Çünkü şimdi senin yerine başka biri olsa direkt ya işte şimdi Çukur'da şu oldu işte. Çukur'da bunu yaptı diye girerdi size. Sen direkt o tiyatrodan, bak ben bunu sana söylemedim veya böyle bir şey de konuşmadık. Oradan hikaye başladım. İlk program dediğim bir şey vardı, ikinci program. Bizi oraya taşıyan şeyin önemini anlatmak lazım ki gençlere. Yıllarca çünkü onu anlatmadıkları için işi başka hikaye zannettiler. Şimdiki gençliğin böyle olma nedeni de abilerimiz bazı suçluları. Bence. İlla sahne tozu yutmak şart değil ama bu işin temeli çok çok eskiye dayanıyor. Ve temelini bilmek gerekiyor. Biz bunu bu tarafını anlatırsak derler ki demek ki benim bu platformdan geçmem lazım. Öğrenmek gerekiyor. Atölyeden geçmek gerekiyor yani. Eskiden tiyatrodan sinemaya, diziye geçiş vardı. Şimdi dizi yapan tiyatroya. Şimdi burada da hani ince bir şey var. Çünkü seyirci potansiyeli de değişti. İnsanlar artık tiyatroya bir şey öğrenmeye ya da eğlenmeye gitmiyor. Ekrandan gördüğü ünlü simaları canlı görmeye, onları canlı izlemeye, onlarla fotoğraf çekilmeye gidiyor. Popüler kültür her şeyin önüne geçti. YouTuberlar sinema çekiyor, sahneye çıkıyor gibi gibi. Maalesef böyle bir geri dönüş aldık yani. Çok değişti yani. Bunun önüne de geçilemez zaten. Şu anlamda geçilemez ama. Çünkü eskiden sosyalleşmeyi öyle sağlıyorduk. Şimdi sosyalleşme ekranlara sığdığı için. Ama bunu sosyalleşme zannediyorlar. Aslında bu değildir sosyalleşme. Yani sen benimle buradan konuştuğun zaman benimle aslında konuşmuş olmuyorsun. Yani bir kadınla birlikte olmak için kadının yanında olması lazım. Böyle düşünmek gerekiyor. İşini buradan halledemezsin sadece ekrandan yani. Aynen öyle. Mesela bu konuyla ilgili Cihangir Hoca geçenlerde bir canlı yayın yaptı. Bakü'den bir dostuyla bir röportaj yaptılar. İzleyebildin mi bilmiyorum. Haberim yok. Şöyle bir soru sordu Bakü'deki kişi. Hocam dedi, şimdi dedi bu karantina dönemindeyiz. Sizce dedi bu dönemde olmasak bile size dedi burada bir hasret duyuyoruz Bakü'de. Online dedi böyle internet üzerinden görüntülü olarak dedi. Bir eğitim düşünülebilir mi dedi. Cihangir Hoca da dedi ki ben dedi bu dedi oyunculuk mesleği bir heykeltıraşlık gibidir dedi. Ben dedi o dokuya dokunmalıyım, o malzemeyi ellerimle hissetmeliyim, onu şekillendirmeliyim. Dokunmadan, yüz yüze olmadan, aynı ortamda aynı nefesi hissetmeden böyle bir şey mümkün değildir dedi. Anca dedi sohbet ederiz, genel kültürümüzü geliştiririz. Ama dedi böyle bir eğitim sistemi düşünülemez dedi. Bu bir, çünkü marangozluk gibi ya da dedi heykeltıraşlık gibi temasla olacak, duygusal ve tensel temasla olabilecek bir şey dedi. Çok doğru söylüyor. Şimdi moda oldu biliyorsun. Online oyunculuk dersi, online işte bilmem ne dersi, bir sürü müzik, şan, cartcurt. Bu biraz birebir yan yana olmak zorunluluğu taşıyan bir şey.
sanatsal aktiviteler, dersler, eğitimler. Şimdi sen WhatsApp görüşmesiyle oyun yönetebilir misin? Ne kadar yönetebilirsin? Ne kadar faydalı olabilirsin? Olabilir mi ya öyle bir şey? Ya hocamız olamaz dedi. Zor da Olamaz. kalınırsa belki. Ama işte bir cümleyle bir dokunursun, komple ambiyans değişir, bir şey olur. Bilmiyorum. Cümleyle ambiyansı değiştirirsin ama hocanın dediği ambiyans değil işte. Genel kültürünü halledersin Evet. diye. İçini değiştiremezsin. Bak İçini o çok değiştir. başka bir şey. Evet, o başka bir şey İçine işte. giremezsin. Giremezsin içine. Bak kadınla sevişmek gibi diyorum. Ekrandan içine giremezsin. İstediğin anlamda bunu düşün içine girememeyi ya şu Aynen anda. ayıptır söylemesi sanal seks olur. Birebir Yani olmaz. insan bir Aynısı şey. Yani gibi. öyle bir şey şekillenir. O başka bir şey olur. Olur, olmaz değil. Olur. O da o başka bir şey olur ama bu Başka. olmaz. Bu olmaz. Hakkı olmaz. Bu olmaz. O başka bir şey olur. Yani futbolu falan öyle oynadıklarını düşünsene yani. Ya Fatih derim evden hadi. Şu an futboldan örnek verince bütün memleket her şeyi anladığı için acı. O yüzden onu örnek Aynen. veriyorum. Ya çünkü öyle yani futboldan örnek verince hemen şey yapar. Ha demek ha o anlamda demiş. Baksana diye onun çünkü öyle bir algı var. Yani Fatih Terim arkadaşlar evden yönetebilir mi maçı? Hayır değil mi? İşte aynı Evden şey. antrenman yapabilir mi? Yapamaz. Aynı şey. Onun gibi evet. Aynı şey. Öyle deyince mantıklı geliyor bak millete. Biz biraz önce konuşurken emin ol birçok insana şey geldi. Şimdi, ay Fatih Terim tadı lan. Telekonferansta buradan katılacaksın. Söz konusu olamaz. Şimdi ne tadı kalır, ne tuzu kalır. Kimse de burayı takip etmez. Bu böyle bir şey falan yok. Ne çok dokunmuş bize, ne kadar çok işlemiş bilinçaltımıza, kalbimize. Hala eğitim verirken de, oyun yönetirken de, oyun oynarken de, bir tiyatro veya dizi ya da sinema filminin sahnesine hazırlanırken böyle Ruhul Kuddüs gibi yanımda beliriyor yani. Oğlum yanlış okuyursan bir daha oku der gibisinden. Kesinlikle. O kadar çok Hissediyorum şey vardı. kattı. Hep öyle benim. Hep yanımızda yani gerçekten. Evet. Biraz öğrencilerim bundan hoşnut değil tabii. Çünkü hocanın o disiplini bana çok geçmiş acı. Ben de o disiplin içindeyim. Zaten tiyatroyu o disiplini seviyordum. Biraz çocuklar tabii sıkılıyorlar bu durumda. Yoruluyorlar. Ben de kovuyorum. Ya gözünün yaşına bakmam abi kimsenin. Hoca da bakmıyor diye ben de bakmam. Anlamda biraz şey oluyor. Şimdi Ercan. Ne?